Bu tecrit tamamen hukuka aykırı, hem yasal hem uluslararası düzlemde baktığımızda kanunlara aykırı bir uygulama. Tamamen özel bir uygulama, siyasi bir uygulamadır. Bu uygulama sadece Öcalan'a yönelik değil, kendisiyle aynı cezaevinde bulunan 3 kişiye yönelik de devam etmektedir. Bu uygulama hem infaz yasasına hem uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in Nelson Mandela kuralları dedikleri kurallara aykırılık taşımaktadır. Tabii İmralı'daki uygulama şöyle, ne aileleriyle görüştürülme var ne de avukatlarıyla görüştürülme var. Kesintisiz bir görüş yasağı var. 35 aydır bir görüş yasağı var, devam eden bir süre. Bu tamamen hukuka aykırıdır. Avukatlar müvekkilleriyle görüş alışverişinde bulunmak için ziyaret talebinde bulundukları zaman tamamen engelleniyorlar. İmralı'da devam eden tecrit sadece İmralı hapishanesinde değil, diğer siyasi mahkumlara yönelik de kısım devam eden bir tecrit durumu var. Ayrıca diğer siyasi mahkumlar da Öcalan'ı kendilerine bir önder olarak görmektedirler. Ona uygulanan tecriti kabul etmeme durumu mevcuttur. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece cezaevlerinde değil, ayrıca halka da indirgenmiş oluyor bu zaman. Şu an cezaevinde devam eden bir açlık grevi var. Siyasi mahpuslar özellikle bu tecritin kaldırılması için açlık grevine girmiş bulunmaktalar ve devam ediyor. Bu uygulanan tecrit uygulaması tamamen mahpus haklarına aykırı bir uygulamadır. Mahpuslar oraya girerken tamamen eşit, infaz yasasından aynı şekilde yararlanmak durumundalar. Devlet bu eşitliği sağlamak zorundadır. Ancak Türkiye'de maalesef ki bu eşitlik sağlanmıyor. CPT daha önce bir öneri yayınlamıştı, cezaevlerini ziyaret etmişti. O raporda da yine cezaevlerinde infaz yasasının uygulanmadığını, kuralların uygulanmadığını belirten bir rapor yayınlamıştı. Türkiye'ye tavsiye kararları göndermişti ancak bu tavsiye kararlarına da şu an uyulmuyor. Sayın Abdullah Öcalan, Türkiye'de büyük bir kısmın özellikle Kürt kesiminin kendilerini önder olarak gördüğü bir lider yani konumdadır şu anda. Bu sebeple cezaevinde tutulması ve cezaevinde zor şartlarda, hukuksuz zor şartlarda tutulması halkta bir öfkeye sebep olmaktadır. Bu sebeple Türkiye'nin özellikle Kürt sorunu çözmek için, müzakere yollarını açmak için Sayın Öcalan'la diyalog yollarını açması gerekmektedir. Öncelikle Sayın Öcalan'dan uzun bir zamandır haber alınamıyor, onun sağlık durumu öğrenilmiş olur. Bu belki halkta bir rahatlamaya sebep olur. Çünkü şu anda hangi durumda olduğu kesinlikle bilinmiyor. Diyalog yolunun açılması sonrasında müzakereler başlanması durumunda halkın talepleri yerine getirilirse Türkiye eşitlik, adaleti sağlama konusunda bir tık daha ileriye gitmiş olacaktır. Müzakere yollarının açılması durumunda toplumsal barış sağlanmış olur. Müzakere yollarının açılması durumunda halkın talepleri dinlenmiş olur, halkın ne istediği. Sonrasında devam eden bir savaş var ve bu savaş durmuş olur. Ölümler biter. Bu başlatılmış olan özgürlük yürüyüşü tamamen tecritin kaldırılmasına yönelik, özelde Öcalan ama genelde tüm mahpuslara yönelik tecritin kaldırılmasına yöneliktir. Cezaevinde devam eden açlık grevlerine ses olma niyeti taşımaktadır. Buna yönelik BOTAN'a geldi bu özgürlük yürüyüşü ve büyük bir coşkuyla sahiplenildi. Bunu dün de gördük, bugün de gördük. Buraya olan katılım şunu gösterdi ki bize halk İmralı'yla, Sayın Öcalan'la müzakere talep ediyor. Barışın gelmesinin tek yolunun bu olduğunu büyük bir inanç ve dirençle bugün bunu gösterdi.